Nefis Yemek Tariflerinden yayınlandığı günden beri takipçilerimizden çok fazla beğeni alan şahane bardak kek tarifi. Çırpma kabına 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şeker alınarak iyice çırpılır. Daha sonra karışıma 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı sıvı yağ eklenerek karıştırılır. Ayrı bir kapta 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 paket kakao karıştırılır. Kuru malzemeler yumurtalı karışıma elenerek eklenir, kek hamuru karıştırılarak hazırlanır. Karton bardakların yarısına kadar kek hamuru doldurularak tepsiye dizilir. Normal boyutta bardaklar ile yapıldığında 13 adet bardak yeterli olurken bizim bardaklarımız ufak boy olduğu için yaklaşık 20 adet bardak kullandık. Tepsi önceden ısıtılmış 160 derecedeki fırına sürülerek yaklaşık 25-30 dakika pişirilir. Bu arada muhallebisi hazırlanır. Uygun bir tencereye 1 litre süt, 4 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 5 yemek kaşığı toz şeker alınır. Muhallebi koyulaşıp göz göz oluncaya kadar karıştırılarak pişirilir. Pişen muhallebi soğumaya bırakılır. Ara ara karıştırılarak kabuk tutması önlenir. Kekler piştikten sonra fırından alınarak soğumaya bırakılır. İyice soğuyan muhallebiye bir poşet toz krem şanti eklenerek 3-4 dakika çırpılır. Soğuyan keklerin içleri çay kaşığı veya sebze oyacağı ile oyulur. Dilerseniz keklerin üst kısımlarının da düz olması için kesebilirsiniz. Bardak şekli verdiğimiz keklerin içleri muhallebi ile doldurulur. Tüm kekler doldurulduktan sonra kalan muhallebi bir sıkma torbasına veya buzdolabı poşetine doldurulur. Buzdolabı poşeti kullanmışsak poşetin bir köşesinde küçük bir kesik açılır. Hazırlanan keklerin üzerine krema sıkılarak istenilen şekilde süslenir. Hem lezzetli hem de şık sunumuyla dikkat çeken bir kek yapmak istiyorsanız bu tarifi denemenizi öneririm. Biraz zahmetli bir kek tarifi gibi görünse de lezzeti ve sunumu ile buna değeceğine emin olabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Nefis Yemek Tarifleri kanalının önerdiği diğer tatlı tariflerine ekrandaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.